Herkese merhabalar. SGK'daki soruların cevaplarını aramayı sürdürüyoruz. Emekli SGK Baş Müfettişi Halil Kaan Öyken bizlerle birlikte. Kendisine hemen merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Kaan Bey, merhabalar. Hoş bulduk Gülay Hanım. Çok teşekkürler. Türkiye olarak deprem kuşağındayız. Deprem ve sigorta kapsamındaki şartlar, kurallar neleri konuşacağız? Depreme karşı işverenin sorumluluğu var mı? İş ilişkilerine etkisi nasıl olmalı? Hem yaşanan depremler hem de beklenen depremler yönüyle değerlendirmek gerekirse nasıl cevap verirsiniz diye sözü size bırakalım. Gülay Hanım, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Başta Maraş, Hatay, Adıyaman çok büyük oranda etkilendi. Yine Malatya, Adana, Osmaniye, Urfa, Diyarbakır büyük hasar aldı. Yani geride can kayıpları kaldı, parçalanmış aileler, yıkılan binalar, büyük bir enkaz kaldı. Bu bölge aslında diğer taraftan sanayinin üretim süreçlerinin de merkeziydi. Bu süreçlerde çok hasar aldı. İş yeri binaları da çok hasar aldı. Yani biz öyle bir ülkeyiz ki bu faylarla biz deprem konusunu kaldırıp rafa koyamayız. Yani öteleyemeyiz. Hani bir deprem yaşanırken beklenen depremleri konuşuyoruz. Marmara depremini konuşuyoruz. Adana'da tekrar deprem olur mu onu konuşuyoruz. Hayatın tüm alanlarında önlem almak gerekiyor. Şimdi konutlar kadar iş yerleri de çok önemli. Çünkü Allah korusun deprem gündüz saati olursa bu sefer biz iş yerlerindeki sıkıntıları konuşacağız. İş yerlerinin önlem alıp almadığını konuşacağız. Bu yönde işverenlerin iş güvenliği önlemlerine uyması gerekiyor. Evet, depremle ilgili de yapmaları gereken şeyler var ve sorumlulukları da var. Evet. Peki depremde zarar gören sigortalar açısından konuşmakta fayda var. Sigortaların başına gelen iş kazası kabul edilebilir mi? Nasıl bir kapsam işleyişi oluyor diye soralım. Gülay Hanım, kazayı geçiren kişi sigortalı olsun ya da olmasın. Eğer iş yerindeyse ya da işveren tarafından yürütülmekte olan bir işi yapıyorsa ya da işveren tarafından iş yeri dışında görevle bir yere gönderilmişse Evet. ya da işverence sağlanan bir taşıtla işe gidip geldiği sırada veya kadın sigortalı için sütt izni zamanında depreme yakalandıysa evet, biz bunu iş kazası olarak kabul ediyoruz. Burada iş yerinde olması yeterli. Burası çok önemli. Yani iş yerinde şunu yapıyordu, bunu yapıyordu değil. İş yerinde bulunması illiyet bağı diyoruz. Bu bağı kurmak için, iş kazası sayılması için yeterli. Yani kişi iş yerinde bulunuyorsa ve deprem olduysa, bedenen ve ruhen bir zarar gördüyse, vefat ettiyse Allah korusun ya da engelli hale geldiyse, yaralandıysa biz bunu iş kazası kabul ediyoruz. Burada sigortasızsa kişi, hiç sigortası yoksa, hiç prim ödenmemiş bu iş yerinde ya da hiç geçmişte primi yoksa yine iş kazası sayılır. Yani sigortası işçiler içinde depremde iş yerinde yakalandıklarında bir zarar gördüklerinde biz bunu iş kazası olarak evet kabul edeceğiz. Peki işveren açısından değerlendirirsek iş kazalarında işverenin karşılaşacağı hukuki süreç nasıl işleyişi devam eder diye soralım. Çünkü bir tarafta işveren bir tarafta işçi açısından değerlendirmek gerekirse işveren adına nasıl bir cevap gelecek sizden? Şimdi burada işveren eğer vefat varsa ölüme sebebiyet vermeden Türk Ceza Kanunu açısından yargılanır. Yaralanma varsa taksir ve yaralanmaya neden olmaktan cezai sorumluluğu vardır. Bunlar ceza kanunu açısından. Diğer taraftan işçi vefat etmişse yakınları, vefat etmemişse kendi işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bunların yanı sıra bir de SGK işverene karşı bir dava açıyor. Onun nedeni de SGK yaptığı giderleri ve bağlayacağı aylıkları, ileride o kişinin alacağı gelirleri tamamını ya da hak sahiplerinin aylıklarının tamamını işverene rücu ediyor kusuru oranında. Yani üç tane ayrı süreçte karşı karşıya kalır işveren. İşveren deprem olayında iş kazası geçiren sigortalıdan dolayı sorumlu olacak mı diye bir soru var. Ne dersiniz?
Şimdi tabii yapılan uyarılar aslında şu anda deprem uzmanlarının yaptığı uyarılar bize depremin ciddi ve yakın bir tehlike olarak kabul etmemiz gerektiğini söylüyor depremi. Yani bu ciddi ve yakın tehlike tabiri yasada geçiyor. Artık biz bu uyarılardan sonra hani resmen bunu ilan etmedik ama ciddi ve yakın bir tehlike olarak kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle beklenen Marmara depremi aslında iş yerlerinin önlemlerini buna göre alması gerekiyor. Öncelikle risk değerlendirmesi yapacaklar. Risklerden kaçınacaklar. Teknolojik gelişmeler neyi el veriyorsa o önlemleri alacaklar. Tehlikeli olanı iş yerinde, tehlikesiz olanla değiştirecekler. Yani iş organizasyonlarını, çalışma ortamlarını genel olarak değerlendirecekler ve bir önlem politikası oluşturacaklar Gülay Hanım. Toplu koruma tedbirlerine özellikle dikkat edecekler. İlk yardım, yangın, tahliye, işçiler şimdi deprem anında nasıl çıkacaklar? İnsanlar can haliyle kendini dışarı atmak istiyor. Şimdi işçi gün boyu nerelerde duruyor iş yerinde? Bunları işveren gözetecek, canlandıracak yani zihninde. Ona göre kaçış yolları hazırlanacak. Acil plan eylemi yapılacak ve tatbikatlar yapılacak. Ya bunlar hani biraz biz böyle insan olarak şey yapıyoruz, öteliyoruz. Ama artık gelen uyarılar bize bunun çok ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Evet. Binalarına bakacaklar. Binalarda bir hasar var mı? Binalarını bir değerlendirecekler iş yeri binalarda. Yıkım kararı var mı? Ağır hasar var mı? Ya da binanın dayanıklı olmadığı belirlenmiş mi? Eğer böyle durumlar varsa zaten iş kazalarından dolayı işverenin sorumluluktan kaçması olanaksız olacak. Peki şunu da soralım o zaman. İş kazalarında kaçınılmaz ilkesi nasıl uygulanır? Şimdi kaçınılmazlık ilkesinden önce çalışanların bazı hakları var. Şimdi çalışanlar böyle sağlık ve yaşamını tehdit edecek şekilde ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında gerekli tedbirlerin alınmasını işverenden talep edebiliyorlar Gülay Hanım. Yani çalışanlarımız bu haklarını bilmeliler ve kullanmalılar yeri geldi. Değerlendirmeye almalılar. Gerekli tedbirleri alıncaya kadar da çalışmaktan kaçınabilirler. Biz buna çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkı diyoruz. Yani kaçınabilir. Bu Evet. tedbirleri alın diyebilir. Bu arada da ücreti de diğer hakları da hep saklıdır. Yani bu haklarla da bir şey gelmez. Zarar gelmez. O haklarda saklıdır. Eğer işveren bunu önlemezse ciddi ve yakın tehlikeye rağmen iş yerinde önlemleri almamaya devam ederse hatta çalışanın iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmakta. Evet. İsterse iş sözleşmesini de feshedebilir. İşveren aldığı önlemleri, tedbirlerin her birisine çalışanlara geri bilgilendirmek, bildirmek de durumundadır. Şimdi burada sadece can kaybı aynı zamanda ciddi bir sanayi, üretim süreçleri ve iş yeri stoğumuz tehlikede. Yani sadece onun bir boyutu da yok. Birden fazla boyutu var. O yüzden en zararsız şekilde atlatmak için bu süreçleri can ve mal kaybı olmaması için bu önlemlerin alınması yerinde olacak. Peki şunu da Kaçınılmazlık ilkesini sordunuz. evet. Şimdi işverenin kaçınılmazlık ilkesi şu anlama geliyor. İşveren bütün önlemleri aldı. Tüm sorumlulukları yerine getirdi. Fakat öyle bir olay oldu ki, şimdi bu olay önüne geçilmesi olanaksız bir olay. Engellenemeyecek bir olay. Mesela nedir? Kasırga, fırtına, deprem, evet. Sel. Bu durumda işverenin sorumluluğu kalkar. Kalkar ama işverenin sorumluluğu kaçınılmaz ilkesinde kalkarken şuna dikkat etmesi gerekiyor işverenin. Teknolojinin geldiği seviyede, medeniyetin geldiği seviyede alınması gereken bilimin ve tekniğin el verdiği tüm önlemleri aldı mı? Aldıysa, yani işverince alınması gerekli olduğu halde alınmayan bir önlem varsa kaçınılmaz ilkesi söz edemeyiz. İşveren her türlü önlemi alacak ancak o zaman kaçınılmaz ilkesinden söz edebilir. Evet. Peki deprem önlemi almayan işveren de olabilir. Var ise işverene karşı çalışanların hakkını konuşmakta fayda var. Nasıl bir hak doğuyor? Şimdi çalışanlar biraz önce bahsettik. İşverene durumu bildirirler. Gördükleri sorunları Evet. bildirirler. Çünkü çalışanlar sürekli iş yerindeler. Her dakika iş yerindeler ve işveren de tabii bazen iş yerinde oluyor, bazen tüzel kişiliklerde daha az olabiliyor. Amirlerine,
iş yerlerindeki kurullara, iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili bölümlere buradaki sorunları çalışanlar bildirir. Bildirdiğinde artık beklerler önlem alması. Alınmadığında iş yerinde çalışmaktan kaçınabilirler. Çünkü burada artık sağlıkları, canları söz konusu, yakın ve ciddi bir tehlike söz konusu ve bu durumda yasa bu hakkı vermiş bulunuyor. Yani çalışmaktan geri kalabilirler. Baklar önlemler hala alınmıyor. Bu durumda sözleşmelerini de feshedebilirler. Peki birçok soru olduğu için yine içlerinden bir izleyicimizin sorusunu yönelteyim. 2015 yılına kadar 23 yıl memuriyetim var. Askerlik borçlanması dahil diyor. 7 yıldır yurt dışında çalışıyorum. EYT'li miyim? Nasıl emekli olurum diye sorusunu yöneltmiş. Şimdi bu kişinin sorunun içindeki bilgilerden anladığım kadarıyla bu kişi evet EYT'li. Geçmişe dönük uzun yıllar memuriyeti var. EYT'den emekli olabilir ama emekli sandığı emekliliğinde 25 hizmet yılı 9000 gün gerekiyor Gülay Hanım. Şimdi 9000 günü yok. Yaklaşık söylediği gün sayısını 9000 güne tamamlaması için yurt dışı borçlanma yapıldı. Ama emekliliğinde yaş koşulu aranmayacak. Eksik günlerini yurt dışı borçlanmayla tamamlayacak. Yalnız bu izleyicimizin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanma yaparken 1260 günden fazla yurt dışı borçlanma yapmasın. Çünkü son 7 yılda 3,5 yıldan fazla Bağkur'u olursa ki biz yurt dışı borçlanmaları Bağkur statüsünde değerlendiriyoruz. Bu sefer Bağkur emeklilik koşulları gündeme gelir. Yani 9000 günü tamamlamak için ne kadar güne ihtiyacı varsa o kadar günle emekli olabilir. Hatta bence EYT yasası çıktı. Sonra da başvuruda bulunabilirmiş. Bugüne kadar da bir aylık kaybı var. Bugün işte başvurursa 28 Ağustos borçlanmaya ve ayla 1 Eylül'den itibaren aylığı başlayacaktır. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sizden gelen soruları SGK emekli baş müfettişi Halil Kaan Öyken'e iletmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkürler Kaan Bey. Rica ederim. Sağ olun. Tamam. Çok teşekkürler. Evet, kapanışa gidiyoruz. Gelişmeleri bu ekrandan aktarmayı sürdüreceğiz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayınız.